İçer TV'ye, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Mersin gündeminde neler yaşandı birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde bir canlı bağlantımız olacak. Şu anda Mersin Valisi Sayın Çakacak, Özdemir Çakacak başkanlığında Mersin Valiliği konferans salonunda İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Kameralarımızı çeviriyoruz İl Koordinasyon Kurulu toplantısına. Yine bu işin bütünle ilgisi olan ana unsurlaması, bu boru ve özel parçalarının temini de 2016 yılı itibariyle 5 milyon harcanarak %19'luk bir gerçekleşme sağlanmış Sayın Var. Allah Köprü Barajı yeniden yerleşim projesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülmektedir. Genel bölümümüzce aktarılan ödenekler nispetinde 2016 yılı 1.485 milyonluk bir ödenek harcanmıştır bu projede de Sayın Var. Mersin MUT projesi, bu kapsamda bir adet alt projemiz bulunmaktadır. Mersin MUT sınaması ikmali 831.000 liralık 2016 yılında bir gerçekleşme sağlanmış. Aşağı Göksu 2. merhale projesi kapsamında bir adet alt projemiz bulunmaktadır. Göksu sağ sahil cazibe sulaması ve drenajı, drenaj pompa binası işi Sayın Valim, bunun proje çalışmaları devam etmektedir. Drenaj projeleri kapsamında bir adet alt projemiz bulunmakta olup Mersin Tarsus TD1 drenaj kanalı üzerinde köprü yapımı 335 bin liralık bir bedelle 2016 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır Sayın Valim. Gölet ve sulamalara gelecek olursak bu kapsamda 21 adet alt projemiz bulunmaktadır. Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması tamamlanarak hizmete açılmıştır. MUT Dereyurt Göleti ve Sulaması 2016 yılı itibariyle 10 milyon ödenek harcanarak %67 mertebelere ulaşılmıştır. Toroslar Güzel Yayla Göleti Sulaması 2017 yılı içerisinde inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Mersin Merkez Cemili Çevlik Göleti ve Sulaması tamam 2.349 bin lira harcanarak iş tamamlanmıştır. Erdemli Avgada Göleti ve Sulaması'nda sayın sulama alanına yeni ilaveler olduğundan proje revizyonu gerektirmiş. Bu da göleti tamamlanmış. Sulama şebekesinde proje revizyonu yapılmaktadır. Göleti ve sulaması Sayın Valim. Bunun gölet kısmı tamamlanmış olup 5 milyon 681 bin liralık 2016 yılının ödeneği tamam harcanmış. %95 mertebelerine ulaşır. Çalışmalara devam etmektedir. Mersin Gündar Taşoğlu değerli seyirciler, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşulan konularla ilgili haber bültenlerimizde ayrıntılı bir şekilde size bilgiler aktaracağız. Olumsuz hava şartları Mersin ili genelinde etkilerini devam ettiriyor ve devam da ettirecek gibi gözüküyor meteorolojinin yapmış olduğu açıklamalarla. Dün değerli seyirciler haber bültenlerimizde size ulaştırdık. Anamur ilçesinde hortum seralara zarar vermişti. Dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur, dolu ve hortum Bozyazı ilçesine de ciddi zarar verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan hortum, dolu ve yağış büyük hasara yol açtı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve dolunun ardından oluşan hortum, Kaledibi, Beyreli ve Tekelli mahalleleriyle Ağızkara mevkiinde birçok seraya zarar verirken, hortumla uçuşan sera demirleri ve naylonlar yüksek gerilim hattında hasar meydana getirerek elektriklerin kesilmesine neden oldu. Hortum birçok ağacı da yerinden söküp atarken bir zeytin bahçesi büyük zarar gördü.
Ayrıca aşırı dolu Derebaşı Mahallesi'nde ulaşımın kesilmesine neden oldu. Kötekler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış bir ilkokulla ortaokulun bahçe duvarının çökmesine neden oldu. Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, yağış ve hortumdan zarar gören mahalleleri gezerek mağdur olan üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ballı, belediyenin imkanları doğrultusunda çiftçilerin mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Öte yandan Bozyazı Kaymakamlığı'nın oluşturduğu heyet hasar tespit çalışmalarına başladı. 29 Aralık tarihinde de Mersin'de sel felaketi yaşanmıştı ve bu sel felaketinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biri 3 yaşında, biri de 25 yaşında, 2 kişi de sel sularına kapılarak kaybolmuştu. 15 gündür aranıyorlar, arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de sel felaketinde kaybolan biri çocuk, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan selde dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araç içerisinde bulunan 4 yaşındaki kızları Mira ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, polis ve jandarma komutanlığından gelen jandarma arama kurtarma JAK timleri aracın düştüğü Toroslar ilçesindeki Yalınayak Deresi'nin sularının denize döküldüğü noktada arama yaptı. JAK timlerine bağlı dalgıçlar botla açıldılar ve denizde dalış yaparak kayıp 2 kişiden izler aradılar. Çalışmada AFAD ekipleri de karadan yapmış oldukları araştırmalarla destek verirlerken kayıpların yakınları umutla arama çalışmalarını izledi. Mersin'de 29 Aralık'ta yaşanan sel felaketinde Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmişti. Çiftin aynı araç içerisinde bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu. Yine 29 Aralık tarihinde yaşanan sel felaketinde büyük bir çoğunluğu Tarsus ilçesinde olmak üzere Mersin ili genelinde 130 bin dekardan fazla tarım arazisi ve sera sular altında kalmıştı. Tabii bu durum üzerine Mersin'de hasat, özellikle sebzede hasat yapılamadığı için sebze fiyatları da yurt genelinde büyük bir artış göstermişti. Bu arazilerdeki suların tahliyesi için çalışmalar devam ederken yağmurlar da yağmaya başlayınca bu çalışmanın bir bölümünde başarılı olunamadı. Bu durum üzerine seralarda kalan ve su vurmayan ürünlerde son hasat yapılıyor. Ayrıca Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer de durumla ilgili bir açıklama yaptı. Mersin'deki üreticiler sel felaketi nedeniyle sular altında kalan seralardaki ürünlerini kurtarmaya çalışırken sezonun son hasadı yapıldı. Selin etkili olduğu Tarsus ilçesinin birçok mahallesinde seralarda bulunan suların tahliyesi için ekipler çalışmalarını devam ettirirken yağışların devam etmesi çalışmaları güçleştiriyor. Mersin ili genelinde son 2 gecedir etkili olan yağış bazı seraların yeniden suyla dolmasına neden oldu. Suların büyük oranda çekildiği Tarsus'un Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki seralarda çiftçiler temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Kalan ürünlerini hasat eden çiftçiler sel nedeniyle su altında kalan ürünlerini çıkarmaya devam ediyor. Üretimin normale dönmesi için yoğun çalışmaların yapıldığı seralarda üreticiler suların tamamının çekilmesini bekliyor. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Ziraat Bankası'nda, Tarım Kredi Kooperatifi'nde hatta özel bankalarda çiftçi borçlarının uzun vadede ertelenmesi gerektiğini belirterek, borçların uzun vadeye yayılması çiftçinin bugünkü zararının altından kalkmasına neden olacaktır ve ekonomi canlanacaktır dedi. Bölgemizde 28-29 Aralık gecesi çok hızlı şekilde yağan bir yağmurun ekili olan arazilerimize çok büyük bir zararlar vermiştir. Tabii bu zararın şu andaki tahmini tespitlerimize göre 90 bin dönümün üzerinde olduğunu, bunun hepsinde sera olduğunu, bu ekili araziler şu anda sular altında, hala da biliyorsunuz ki yağışların devam ettiğini, yani bu zararın daha çok büyüyeceğini
görülmektedir. Bizim Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara olan borçlarımızın uzun vadeli olarak mutlaka ertelenmesi lazım. Çiftçi tekrar üretime devam etmesi için. Türkiye'nin bugün %20-25 sebzesini üreten bir bölgemiz. Bunun şu anda sura altında kalan arazinin de hepsi sebze yetiştiren bir bölge. Hepsi de bir sera olması. Yani kış sebzesini oradan temin etmesi. Eğer bu kış sebzesi bu sene tekrar yenileyip tekrar ekmezsek, yani ki Türkiye'de tüketici çok büyük rakamlara burada ürün yiyecektir. Çünkü çiftçi tekrar üretmek için çok büyük bir maliyet, bir masrafın içine girecektir. Onun için bizler bankalardan hatta şunu diyoruz, bizim ne kadar Devlet Bankası'ndan, Tarım Kredi'den borç da kullanmış olsak dahi özel bankalara borcumuzun daha büyük olduğunu, mutlaka bunun özel bankalarda içine alarak uzun vadeli ertelenmesini arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Ha, artık Mersin bölgesinin mutlaka bir afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, bundan çiftçilerimiz de hem Mersin halkı hem Tarsus halkının da bundan faydalanıp bu zararı el birliğiyle gidermemiz gerekiyor. Mutlaka bu bölge afet bölgesi ilanını özellikle de bekliyoruz. Zarar olarak bizim şu anda tabi ilin 160 milyon gibi bir rakam çıkartmıştı. Yani Tarsus'un da 25-30 milyon üzerinde zararın olduğu şu anda görülmektedir. Değerli seyirciler, ülkemizde Suriyelilerin en fazla kent içerisinde yaşadığı illerin başında Kayseri ve Mersin geliyor. Suriyelilere meslek kazandırmak ve bir birikimi olan Suriyelilerin iş gücüne katılmasını sağlamak ve birikimlerini Türkiye ve kendileri için sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler destekli IMC projesi başlatılmıştı. IMC projesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Konumundaki Suriyelilerin ekonomiye aktif katılımını sağlamak amacıyla geçen yıl pilot uygulaması başlatılan IMC programı kapsamında 3 ayda 1000 civarında Suriyeli girişimci adayına eğitim verildi. En çok Suriyeli göçü alan illerde verilen eğitimlere katılım Kayseri ve Mersin'de en fazla düzeye ulaştı. Adıyaman'da yer alan 10 binden fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı kampta da girişimcilik eğitimi verildi. Habitat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre dernekle Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile işbirliği geçen yıl pilot uygulama başlatılan eğitim programıyla 14 ilde uygulandı ve 3 ay sürdü. Program kapsamında Türk girişimci adaylarına da eğitim verilirken toplamda 94 iş fikri ortaya çıktı ve Arapça konuşan 22 eğitmen yetiştirildi. Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve IMC Programı Direktörü Başak Saral, verilen eğitimlerde toplamda 94 iş fikrinin ortaya çıktığını belirterek, eğitimini tamamlayan Suriyeli sığınmacılara desteğimiz devam edecek. Onlar için bir yarışma açacağız. Bu yarışmayı kazanan 20 takıma sektör uzmanları özel danışmanlık hizmeti verecek. Ayrıca Suriyeli ve Türk girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Araştırma sonucunda her iki tarafa da finansal ne gibi destekler sağlanabileceğine karar verilecek dedi. Değerli seyirciler, Moya denilen bir hastalık var ve bu hastalık 25 milyonda bir kişide görülüyor. Türkiye'de de Moya hastası 4 kişi var. Ve bu 4 kişiden biri de Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Rümeysa. Rümeysa ekranlarınıza geldi. Şu anda kendi bedenini çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Çünkü Rümeysa tedavi gördü. Rümeysa yatalak duruma gelmişti. Bir barakada yaşam mücadelesi veren ailesinin çığlığını Sağlık Bakanı Recep Aktağ ve öncesinde AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan, onun öncesinde de Mersin Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Mersin Sağlık Müdürlüğü duydu, gerekli girişimler yapıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleriyle 150 milyon lira tutan ameliyat masrafı karşılandı ve Rümeysa Ankara'da tedavi gördü ve 16 günlük dinlenme dönemi sonrasında evine döndü. Tabii ailesi ve Rümeysa çok mutlu oldu. Babası teşekkürlerini şöyle iletti. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizin aracılığınızla sesimizi bakanımıza duyurabildik. Öncelikle Sağlık Bakanıma, Kalkınma Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bize bir imkan sağladı. Çocuğum Ankara Numune Hastanesi'nde 16 gün kaldı. Doktorumuza Ahmet Deniz Belen'e, Sayın Ahmet Deniz Belen'e, hastane yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere kucaklarını açtılar. Bizler hiç orada aynı evleri gibi bizi karşıladılar. 16 günümüz çok iyi geçti. Çocuğum bir anji oldu önce ilk vardığımız gün. 6. günde ameliyat oldu. Çok şükür Allah'ın izniyle çocuğum %70 şekilde şu an sağlığına kavuştu. İşte 3-4 ay sonra tekrar kontrolleri var. Biraz zaman alacak Allah'ın izniyle %100 olması için. Bu vesileyle bizlere, bu sizin aracılığınızla yardım eden belediye başkanımıza, Mükerrem Torlu Bey'e, valimize, kaymakamımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, sosyal yardımlaşmaya çok çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi duyup da bizlere iyi günümüzde, kötü günümüzde, acı günümüzde yanımızda olan bütün hayırsever vatandaşlarımıza, vatandaşlarımıza, milletimize, devletimize çok çok teşekkür ediyorum. Turunçgil üretimi her geçen gün Türkiye'de artıyor. Ulusal Turunçgil Konseyi Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde 2016 yılı turunçgil üretimi ve ihracatıyla ilgili rakamları açıkladı. Mersin'de Ulusal Turunçgil Konseyi 2016 yılı ihracat raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre 2016 yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bu rakama göre ihracat artışı bir önceki yıla göre %14 olarak gerçekleşti. En çok artışın limon ve mandalina'da gözlemlendiğini ifade eden Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz şu bilgileri verdi. Yaş meyve sebze sektörü içerisinde en önemli alt grubu turunçgiller oluşturmaktadır. Son yıllarda turunçgiller üretim ve ihracatı ile alt grup olmaktan çıkmış, başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Ülkemiz, Türkiye TÜİK verilerine göre 4,2 milyon ton üretimle dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında ülkemiz 8. sıraya yükselmiş, turunçgil ihraç eden ülkeler arasında ise 2. sıraya yükselmiştir. Bu da Çukurova'nın lokomotif sektörü olan turunçgilin yarattığı istihdam ve ülkemize sağladığı net döviz girdisiyle stratejik bir sektör olduğunun en somut ifadesidir. 24 Kasım 2015'te en büyük turunçgil ihracatı gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu'nda yaşadığımız kriz sektörümüzü etkilemiş. Hükümetimizin almış olduğu kararların hızla yürürlüğe girmesiyle birlikte sektörümüz ayakta kalmış ve başarılı bir ihracat gerçekleştirmiştir. 2015-2016 yıllarında yaşanan tüm bu zorluklara rağmen 2016 takvim yılı içerisinde 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 880 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlanmıştır. Yine 2016 yılı turunçgil ihracat sezonu olarak değerlendirdiğimizde bir önceki sezona göre 1 Eylül 2016, 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1 milyon 72 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşmiş ve ülkemize 559 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlanmıştır. Bir önceki sezona göre bu artış %14 olarak gerçekleşmiştir. Ve yerel gazetelerimize de bakacağız. İlk bakacağımız gazete İMC. İMC bugün birinci sayfasında tekeller, tekellere uyarı başlığını görüyoruz.
Son zamanlarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği sahte içki için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Sahte içki satanlara ağır cezalar verilecek. Mersin'de son 5 ayda yaklaşık 30 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi polisi harekete geçirdi. Ekim ayının sonlarında Mersin'e atanan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ölüm oranının sürekli arttığı sahte içki konusunda talimat vererek özellikle tekel büfelerinin sahte içki satışı konusunda uyarılmasını istedi, diyor İMC gazetesi. İMC'den Mersin gazetesine geçtiğimizde bir mağduriyet de Tarsim'den başlığını görüyoruz ve şöyle diyor gazete ayrıntısında: Mersin'de yaşanan sel felaketi sonrası birçok çiftçi tarım alanlarının su altında kalması ve ürünlerinin zarar görmesiyle mağdur olmuştu. Konuyla ilgili görüş bildiren Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, çiftçilerin Tarsim sigortasını yaptırmadıkları için bu mağduriyetin giderilemediğini dile getirdi. Tarsim tarım sigortası çok önemli, diyor gazete. Diğer bir gazetemiz Güney gazetesi ise hurma yüklü 9 tır 9 aydır İran'da rehin başlığını atıyor. Mersin limanından 1 Nisan 2016 tarihinde aldıkları hurmaları İran'a götüren 9 tır İran'da mahsur kaldı. 9 aydır İran'da rehin tutulan tırlarla birlikte şoförler de kurtarılmayı bekliyor, diyor Güney gazetesi. Güney gazetesinden hakimiyete geldiğimizde hakimiyet hurma tırları İran'da rehin başlığını atarak aynı konuya birinci sayfasında geniş bir şekilde yer veriyor değerli seyirciler. Diğer bir gazetemize geliyoruz. Haberci gazetesi olmayan 35 milyon Türk lirası MHP ile AKP'yi gerdi, diyor. Toroslar Belediye Meclis Üyesi ve AKP ilçe başkanı Onur Ünlü'nün Kalkınma Bakanlığı'ndan Mersin'e 35 milyon Türk lirası geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini bu parayla yapıyor yönünde açıklama yaptığı iddiaları MHP ve AKP arasında tartışmalara neden oldu, diyor Haberci gazetesi. Ve efendim, yerel gazetelerdeki haber turumuzla birlikte İçer gündemini burada noktaladık. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın. Yeah.